Bu derste sonuçlar panel alanını inceleyeceğiz. Oldukça kullanışlı bir seçeneğe sahip sonuçlar panel alanı. Bunun için pencere kısmından sonuçlara basarak bu alana ulaşabilirsiniz. Ancak tabii ekranınızın alt kısmında duruyorsa ekranın alt kısmında bu alana göz atmanızı isterim. Özellikler alanı lütfen pas geçin. Ben onu kendi bana kolaylık olsun diye aşağıya çektim. Ara kısmından başlıyorum. Ara kısmı dosyanızda arama yapmanızı sağlar. Bulmanızı, değiştirmenizi kolaylaştıracak bir seçenek. Kontrol F'ye basarak bul ve değiştir kısmını açabildiğiniz gibi ara kısmında da buradaki play, çalıştır tuşuna, hepimizin bildiği bir tuş olan çalıştır tuşuna bastığımız anda gene bul ve değiştir ekranı karşımıza çıkıyor. Buradan umut yazıyorum. Tasarım ekranında iki tane umut, iki sefer umut yazıldığı belli oluyor. Tümünü bula basıyorum. Tümünü bulda dosya geçerli belge, yani açık olan belgede umut metne bulundu. İki defa tıkladığınız anda ise mevcut seçeneklerinizi seçiyor. Bakın solda bir disket ikonu oldu. Raporu kaydetme seçeneği de var olan aramayı rapor olarak kaydetmenizi sağlıyor. Referans seçeneğine geleyim. Hatta şuradan basılı tutup yukarı çekeyim. Panellerimizi de daraltayım. Panellerinizi daha da daraltmak için, ekranın sağında yer alan panellerinizi daha da daraltmak için düz çizginin, yani tasarım alanındaki pencerenizle panel penceresi arasındaki düz çizginin üzerine gelip basılı tutmanız yeterli. En sağ taşıdım. Referans kısmında var olan kaynaklardan çeşitli konularda referans alabilirsiniz. Örneğin O'Reilly'nin HTML referansını tıkladım. Tak, etiket. Buradan bir etiket seçiyorsunuz. Örneğin hepimizin bildiği center, ortalama etiketine basıyorum. Ortalama etiketini size anlatıyor. Tanımını size yapıyor. Center, işte center ortalama elementinin ne olduğunu anlatıyor. Örnek içinde veriyor. Object, nesne model referansı olarak size gösteriyor. Length kısmında da çeşitli dil kodu gösteriliyor. Buradan ASP, ASP.NET, JavaScript, PHP, SQL tamamen sizin seçiminize kalmış. Çeşitli seçeneklerden eğer yabancı dilinizde varsa referans alabilirsiniz. Yani başınız sıkıştığında ya da bir kodu merak ettiğinizde internete bağlanmadan önce buraya bakarak bilgi toplayabilirsiniz. Alanı yine daralttım. Doğrulama seçeneği, validasyon seçeneği, bir internet sayfası hazırladınız. Yazdınız, iyi kötü kodlar yazdınız. Ancak bu kodlar gerçekten dünya standartlarına, yani W3C konsorsiyumunun internetle ilgili belirlediği standartlara uyuyor mu? Bu sayfayı internete bağlanarak kontrol eder ve standartlara uygun bir internet sayfanız varsa bu internet sayfası kodu hatasız bir şekilde yazılmıştır diye size rapor verir. Basalım. Geçerli belgeyi doğrula seçeneği var. Basıyorum geçerli belgeyi doğrulaya. Tabii önce kaydedin diyor. Bunu ben deneme adında kaydediyorum. Şu an internete bağlantı kuruyor. Deneme sayfası hata ve uyarı bulunamadı. Bir kod hatası. Ancak şöyle yapalım. Şimdi kodu bozalım. P kodu bizim paragraf komutumuz. Umut deneme. P kodunu kapatmıyorum. Yani aslında normal şartlar altında P kodu açılan ve slash P ile kapanan bir kod. Ben onu yapmadım. Tekrardan basıyorum. Geçerli belgeyi doğrula. Doğrulama hizmetine bağlandı ve diyor ki Document types doesn't allow elements. Evet. Burada bizim the end tag of P omitted. But omitted no specific. Yani
paragrafınızı paragraf etiketinin kapatılmadığı anlaşıldı ve bizim dosyamız hata verdi. Eğer belgenizde yazdığınız kodlara güvenmiyor ya da kodların doğruluğunu check etmek istiyorsanız doğrulama alanı sizin için ideal bir alan. Burada bahsetmiş olduğum W3C konsorsiyum web sitesi için belirli standartları belirleyen, ortaya koyan örgüttür. Yani bunları bir kod tasarım yaptığınızda internetin resmi diline uyup uymadığını inceleyen alandır. Tarayıcı uyumluluğu gene başımız sıkıştığında işimize yarayacak bir seçenek. Tarayıcı uyumluluğu sizin internet sayfanızın hangi tarayıcılarla uygun olduğunu, uyumlu olabileceğini araştırmanızı sağlar. Bakın, yine tuşa bastım. Ayarlara tıklıyorum. Ayarlar kısmında diyor ki minimum tarayıcı sürümleri. İnternet sayfanız bu tarayıcılar ve minimum bu tarayıcılar ve bunların üzerinde nasıl çalıştığını test edebiliyorsunuz. Internet Explorer 6 hepimizin başına musallat olan bir sıkıntı. O sebeple ben şimdilik 7 yapıyorum. Buradan Opera'nın 7-9 sürümünü seçebilirsiniz. Yani Opera'nın 9 sürüm ve üstünde nasıl görüntüleneceğine, bu uyumluluğun nasıl bir şekilde ortaya çıkacağını size rapor edecek. Bağ denetçisi sayfanızdaki kırık linklere, özellikle bakın kırık linklere bulmanızı sağlar. Eskiden nasıldı? Biz linklere tıklayıp bulmaya çalışırdık. Bu link çalışıyor mu çalışıyor, bu link çalışmıyor mu çalışmıyor. Bağ denetçisi seçeneği var olan sayfanızdaki linkleri denetler ve size rapor verir. Bir toplam, bir HTML, tüm bağlar işte bağımız olmadığı için sıfır tamam, sıfır kopuk, sıfır dış. Bir tane deneyelim. Şuradan bir tane Google yapalım. Seçtim. Özelliklerden HTML bağ Google.com. Enter'a bastım. Bağ denetleyicisine geliyorum. Geçerli belgede bağları denetleye basıyorum. Burada bakın tüm geçerli yerel site için bağlantılarını denetle, sitede seçili dosyalar için bağları denetle seçenekleri mevcut. Yani özelden genele doğru bir gidiş var. Basıyorum. Bir tüm bağlar, bir dış bağlantımız var. Yani mevcut sayfamdan dışarı doğru giden bir bağlantı var. Site içinde bir bağlantı yok. Sıfır kopuk, sıfır tamam. Bir tane de internet bağımız var. Site raporları, sitenize dair raporlar almanızı sağlıyor. İş akışı ile ilgili. Bizim pek kullanacağımız türden bir şey değil. Ortaklaşa yapılan web sayfalarında iş akışını kontrol ediyor. Yani ekip çalışmalarında işe yarayabilecek bir seçenek. Ben bu seçeneği pas geçiyorum. FTP günlüğü Dreamweaver'ın sitenize dosya transferi yaptığı anda onun günlüğünü, raporunu tuttuğu ve sizin bunları görebildiğiniz, okuyabildiğiniz bir alan size sunuyor. Sunucu hata ayıklama seçeneği de sunucuda hata ayıklama işlemini gerçekleştiriyor da Cold Fusion kullanıcıları için bu alanda pas geçiyorum. Hatta şunları elimdeymiş yani kapat da çıkarttılar.